Norm Ender. Mekanın sahibi tesadüfen burada. Hey, hadi bakalım. Gucci gang, Gucci gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hadi bakalım. Gucci gang, Gucci gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hadi bakalım. Mary Jane nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pistten alalım, alalım. Hey, hadi bakalım. Mary Jane nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Buyurun lütfen. Yok, ses. Okey. Klasik rapçi, mikrofon kontrolü. Rap müzik sanat değil, ha? Ha, rap müzik sanat değil, ha? Özellikle beni On Air ailesini davet ettiğinde dedim, evet geliyorum, mutlaka zaten harikasınız. Burada olmak da gurur verici bir şey. Ama sadece bir tek şartıyla. Rap sanatçıyı da ödül vereceğim diye yanlış anlaşım olduğu bir açıklama yaptım biliyorsunuz. Ben de konservatı okudum piyano bölümünde ve instrumentları çok sevdim demek istedim orada. Yanlış anlaşım da dolayı rap sanat olmadın diye bile böyle bir şey oldu. Herkese üzül diyorum yani eğer böyle bir yanlış anlaşım da oldu da yani hiç kimse kırmak istemedi. Zaten rapte aşığım. Çocuğum zaten ateş sürekli rap yani söylüyor evde. Seviyoruz sizi. İyi ki varsınız. Bir şey demek istiyorum. Yalan Serdal. Yok. Buna halk dilinde R yapmak diyoruz biz. Şaka yapıyorum. Bak işin esprisi bir yana. Zaten böyle şakalaşabiliyor olmamız da önemli bir şey. Yani sosyal medyada bu linç kültürü, ifşalar vesaire. Zaten inanılmaz derecede gerilimli günler yaşıyoruz. Yani böyle şakalaşabiliyor olmak da güzel. Ben en son şeyde bıraktım hani şarkıyı. Hadise Harbiye'de çıkmıştı. Mekanın sahibi benim demişti. İrem Derici demişti ki mekanın sahibi Allah'tır. En son En son Gaziantep Büyükşehir Belediyesi billboardlara yazdırmış. Mekanın sahibi Allah'tır. Diyanet açıklama yapıyor. Allah mekandan münezzehtir falan. Ben orada bıraktım yani işte anladın mı? Kontrol etmeyi bıraktım. Ya gerçekten. Şakalaşabiliyor olmamız güzel bir şey. Bugün yine bu felaketler sonrası işte depremdir, virüslerdir. Yine şehit haberleri geliyor. Bir bütün olabilmek nasıl anlatsam. Ben 15 sene önce Hakkari'de askerlik yaptım. İntikallerden geldiğimizde, televizyon izlediğimizde ya da herhangi bir gazeteyi açtığımızda birbiriyle şakalaşabilen, bütünleşebilen bir halk olduğunu hissetmek askere bir güven veriyor. Biz nasıl kendimizi onlar sayesinde burada güvende hissediyorsak, onlar da biz burada bütünleşebildiğimiz zaman güvende hissediyor kendini. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olun. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Bu gibi birlikte olabildiğimiz, beraber olabildiğimiz özel günlerin çoğalmasını ve bugünü Boğu Radyo, Bahçeşehir Üniversitesi ve Müzik On Air ailesine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayat birlikte güzel, bizi seviyoruz diyorum. Teşekkürler Norm Ender. İyi bana sert alkışlarla uğurluyoruz.